Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar. Dur. Tam videoyu açtım, telefon çaldı. Bakacağım, durum. Arkadaşlar bu akşamki videomuz geç gelebilir. Şimdi su sulamaya geldik. Boruları falan döşedik derken, yağmurlamaları gittik gelirken. Bayağı zaman geçti aradan. Sarımsaklı da susadıydı. Yakında inşallah yine yağmur gelecek. Yağmur gelmeden bir kere daha sulayalım. Şemsiye gibi otlardan ne kadar yolsam da bitmiyor bunlar ya. Şuna bak. Daha da çoğalıyor. Gün geçtikçe, sarımsaklar büyümeye başladıkça bu yabani otlar da içinde çoğalıyor. Bunları biz artık çapa yapılmıyor arkadaşlar. Bundan sonra kazma sürülmez sarımsağın içine. Artık elinizden koparacaksınız arada yabani otları. Anam da kopar diye, ben de kopar diye. Hem kırmızı şapka da koydu. Dün pazara gitti. Alışverişini yapmış geldi. Dünkü videoda söylemişti arkadaşlar. Dediğim gibi bak, şu yulaflardan yine bir sürü var. Kemire çekince böyle oldu işte tanrım. Evet, artık nasipte ne varsa o olacak arkadaşlar. Bunu geçen gün anlattım ya. İki defa bunun hastalığı var. Biri pürçek, biri de kınacık en son. İnşallah onlara yakalanmadan alabilirsek tarladan. Motoru biraz ısmalı. Ayağı bir ileri atıyor. Konya'da üretiliyor arkadaşlar, buna bak. Kendi yerli malımız. Şu anda ya. Anam da orada topluyor. Burası ufak olduğu için bir tane yağmurlama tabancası buraya yetiyor. İkinciyi de aşağıya vurduğumuz zaman ikisini alıyor. Şu ellerimi bir yakayım. Çünkü videomuz biraz sesli olacak. Yağmurlama tabancası tıkır tıkır. Anam orada bak. Yabani otlar içinden ayıklıyoruz arkadaşlar. Yoksa ki sarımsağı elimizden alıyor. Koy göçüren. Bundan sonra bu yulafla daha böyle büyüdükçe son zamanı sararmaya başlıyor. Kaybolsa da bu kez de elemelinin ağzına takılıyor. O sarımsak sürme makinesinin. İyice susadıydılar arkadaşlar. Su gelesiye hemen canlandılar. Dipleri mesela bak şu yulaf tohumu da dipleri nemli ama yaş yüzü kuru. Yüzü hemen kuruyor. Şu da dorak. Bu kopartmıyor, lazım olur. Tarhana yaparken. O dursun. İçinde bayağı dorak var ha. Sarımsakların. Islana koyalım arkadaşlar. Su olmadan hiçbir şey olmuyor. Suyun, ekmeğin, buğdayın kıymetini bileceksin. Maşallah, subhanallah diyoruz. Sarımsaklarımıza. Hemen suyu göresiye. Demin geldiğimizde baygın hasta gibiydiler aynı. Uzanmışlar. Çünkü sıcak çok salıveriyor kendini. Patateslere bak. Suyu görünce bunlar da canlandılar bak. Anam.
İşte bundan gün arkadaşlar yeşil patatesler. Sonra tabii ki ekrana su mu geldik? Büyüyecek. Hepsi bir emek. Bunları ektiğimizin hepsinin videoları bir bir var. Sarımsağı diktiğimiz gün işte bizim Hasan'ın da eli sürüldü buna. Berat'ın da, çocukların. Hafta sonu olsaydı zaten beraber sulardık Yakup'la. Hafta içi tabii ki herkesin işi var arkadaşlar. Bak fasulyeler de sulanmış burada. Su toprağın canı. Böyle bir 15-20 dakikalık bir video çekelim de akşama sizlere yetişsin. İş günü arkadaşlar. Her günün biri olmuyor. İçinden şu yabani otlar alıyoruz. Video çekeriz de bunlarla uğraşıyoruz. O yüzden zaman kaybetmeyelim diye durmuyoruz. İnşallah şunlara hiç böcek gelmez de böylece arkadaşlar ektiğimizde kupkuruydu toprak o gün. Hatırlarsınız. Sonra tabii üstüne yağmur yağdı, suladık. Ve bu şekilde yeşil halini aldı. Bayağı bir geç diktik bunlar ama en azından soğuk yakmadı. Erken dikeydik. Çoğunu soğuk yaktı çünkü. Geliyor. Geçen çapayla şey yaptık, etraflarını topladık. Sulama işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki büyük yerlerde 4 tane o tabancadan vuruyorlar. Bu şekilde sulanıyor. Bizim burası küçük olduğu için bir tanesi. Biraz sonra öbür tarafa doğru alırım. Ya da öbür tabancaya vurarız. Bu şekilde sulanmış olur. Ekimden yani dikiminden çıkımına kadar hepsini görüyorsunuz işte. Aşama aşama. Tabii ki en önemlisi yağmur arkadaşlar. Allah'ın yağmuru. Biz ne kadar sulasak da yani o havanın yağmurun yağmasını tutmuyor. Bakalım ne kadar oldu çalıştıralım. Ben kamerayı açalı 9 dakika olmuş. 5 aşağı yukarı 19 dakika olmuş arkadaşlar. Daha hissetmedi bile.
Tabi bazı yerlerde çilek hasadı da başlamış gösteriyor televizyonda. Tabii ki artık millet ürünlerini yavaş yavaş alacak topraktan. Evet arkadaşlar, şimdi ikinciyi de kurduk. Bilmiyorum demin açtım mıydım, birinciyi de mi çektim, hiç farkında değilim. Çünkü aşağıya gidip geliyorum, bayağı bir uzakta, çayın kenarında. O yüzden sarımsakların sulanmış hali burada. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar, susuz maalesef hiçbir şey olmuyor. Artık buralar sulandı. Gördüğünüz gibi suya kandılar. Merhaba sarımsaklar. Eğer suyu içtiniz ha, büyüyün gayrı. Bunlar gece de büyüyecekler arkadaşlar. Bir tek düşmanları var bunların. Kınacık diye bir hastalık sarıyor şuradan. Bir de dipten şey, pür çekişteki. Anam. Bayağı bir mesafe var arkadaşlar aşağıda. Birazdan göstereceğim sizlere orayı da. Su motoru çalışıyor. Gidiyorum, geliyorum. Anam bu yağ çok gelmiş. Bu kez de çok oldu mu zorlu ya. Şimdi yakında yağmur var diyele. Yağmurda görürse biraz daha canlanır yağmurlar. Ulan yağmurlar, bu yağ dönsene. O bir ayarı var arkadaşlar, o bozulmuş deminden baktık. Bak bir de yoncuya doğru gidiyor bak. 2 dakika boş bırakmaya gelmiyor yani. Yoncalar balya yapıldı. Neyse ona da sulansın az çok. Bizim üst baş bayağı bir çamurlandı. Hani omayla yıkanınca temizlenir diye reklam var ya, onun gibi olduk aynı. Oo, ay maşallah. Kenardaki ağaçta da sulandı. Böyle ses çıkarıyor arkadaşlar. Ulan tabanca. Şöyle sulanmayan yerlere biraz da ileride soğan da var. Böyle tutuvereyim arkadaşlar, artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Az bir yer kaldı şurada kenarda. Orayı da sulayayım. Normalde turlu bir şekilde dönüyor de, bizim burası küçük bak. Çünkü yoksa fazlası da zarar yani. Aynı yere attığı zaman, şimdi gelmeyen bazı yerler var köşelerde. O yüzden oralara biraz fazla gitsin diye şey yapıyorum. Orada tek başına çalışıyordur ki.
Oğlum su mu gelmiş ya bunun? Biraz daha akarsa Şeltuk tarlası gibi olacak burası. Gideyim ben aşağıya. Artık bunun yerini değiştirelim. Saate bakayım ne kadar olmuş bu arada. 2'de kurdum. 2 saattir akıyor. 2 saatte de göller arkadaşlar. Çünkü tabancalar birbirine yakın yani. Bak birbirlerini karşılayacak böyle. Normalde 6 boru mu 7 boru mu ne sayarlı arasını. Veya bazen 5. 5 boru korlar. 4 tabanca takarlar. Hepsi bir emek işte arkadaşlar. Bugün sizin görmediğiniz o kadar çok şey var ki. Bir de beni çeken olsa peşimden. Ayağımdaki çamurla 2 kilo geliyor. Belki de 3. Şuna bak. Hiçbir şey geriden göründüğü gibi değildi. Hesap yaparlar. Şu kadar su gelirse bu kadar bu olur. Hiç öyle hesaplık bir şey değil bu işler. Çamurların içine bulanacağım bir kere. Ondan sonra parasını kazanacağım. Çördük, sen de sulandın burada. Neyse. Ben buranın yerini değiştiriyorum artık. Normalde diyanam hiç ekmeyecektik bu sene diye yani. Çünkü önceki senelerde çok ektik biliyorsunuz. Gündelikçi bulmakta, ne bileyim, hepsinde çok sıkıntı yaşadık. Ey yağmurlama, senin niyetin oyağa gitmek. Arif emrini yonca epey sırladın, hadi bakalım. Döne döne turlu geliyor bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar, video akşama geç gelir. Çünkü artık kusura bakmayın. Daha hazırlayacağız. Evet, burası da yulaf. Şimdi motorun yanına doğru gidiyoruz. Eskilerden pancar motor arkadaşlar. Hortumun yerini değiştirdim. Tekrar geldim. Yine geri döneceğim. Motora gaz vereceğiz. Şimdi tabii ki birçok gurbete gidenler vardır bu motordan kullanıp da, çünkü çok pancar sulamışlar buralarda rahmetli dedemin zamanında. İlk benzinliyle varmış arkadaşlar su motoru, hep anlatır eskiler. Sonra bunlar benzin değil, gazlılar. Sonra tabii ki mazotlu da çıkmış, kendi halinde çalışıyor bak. Ben ırmaktan suyunu alıyor.
büyük sel geldiğinde işte köprüyü yıkan sel her taraf harabe gibi etti buraları. Aşağısı da öyle. Hiçbir yerde kıyı kırpı kalmadı. Ova yeri, yani burası ovadan sayılır. Yulaf neyle kuvvetli? Kırlar da tabii ki bu arada değil. Ha, nerede böyle bir ışık? Maşallah. Neyse. Yukarıda yine devam ederiz arkadaşlar. Bayağı yolum var benim. Arkadaşlar, su işlemi tamam. Anam da içindeki otlarını iyi oldu. Ne yani? Ot kalmış orada. Sorma, gelince alırız yine. Şimdi birisi telefonundan beklemesi lazım burada. Böyle bir şey ki yer değiştiriyorken ne bileyim bir iki defa bazen tıkanıyor yağmurlama. Sen girmedi anam. Ayakların diyor koca kocaman. He. Sen nereye çıkıyor ya şeyde? Hele o köy göçüren var ya. Yok adını da bulmuşlar da koymuşlar yani. Eskile. Köy göçüren. Patates de kirlenmiş gibi oldu. Su yiyince biraz yarın sabahleyin yemyeşil oldu yine. Merak etmeyin. Şuandan mı? Geçen sene sarımsağın yanında öyle pata olmadı ya. İri olmadılar. Ufadı. Sarımsaklı. Yüzümü kara çıkartma ha. Büyüyüm. Hangi sofralara nasip olur onu bilemeyiz. Değil mi ne? Nasip. Valla öyle. Haka dene kolay. Haka demeyeniz o. Yani. Ayaklarına hadi koca. İyi ana sus da. Tamam gidiyorsun tamam. Baksana bir kere. Yok bir şey etmiyorum. Boşluk yerlere oğlum, bastım. Oğlum izin böyle tağladaki. Allah Allah. Diye. Yok şaş be. Hı. Tağlayı suluyoruz yine yarın amiyiz. Orada az bir yer var. Sonra tavlamca geliriz. Bir et çiğneme gel. Ayak kapların koca kocaman. Nazlı aplarımız. Ankara'da. Ya gelince şöyle gezi verir. Arkadaşlar muhtemelen bu akşam 8'i 9'u ne yapılır? Ne ya ne? Şey diyor. Onları. Ha. Büyük. Onları gezi verir. Aynen. Geçen de var ya şunu bilerek kopartmadım bak. Şurada bir tane ekim var. Masa denesi olmuş. İyi al sana kaldı. Yok dokunma bırak. Şeye zarar yok. Evet akşam oluyor rüzgar çıkıyor arkadaşlar. Bugün sarımsak yemeyi bile unuttuk. Yeşil sarımsak efolu aslında.
Anam ekmeğini almış yine. Dinleme tesisini oradan. Bu arada uğrayamadık arkadaşlar. Geçen geldik, çayını içtik ama bu sefer işimiz hemen motoru çalıştırdık. Çünkü rüzgar çıkıyor bak. Rüzgar çıkmadan sulayacaksın. Yoksa kenar bölgelere atmıyor su. O yüzden sorma ya. Hemen susuyor. Susuyor hemen. Bu sefer taksiyle gelmedik. Traktörle geldik. Hadi ana. Gidelim mi? Hadi bismillah. Gidelim hadi. Ekmeklerini alalım. Efendim ana. Soğana doğru bakayım. Sen o zaman dur burada, ben gidiyorum. Evet. Ekmekleri de koyalım. Ve yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Evet, yolculuk bitti. Sarımsak suladı. Bayram abinin. Parke yaptırıyor onu. Ne ettin Zali? Yine tıraş mı oldun bakıyorsun? Şey, parlıyorsun. Madara bir şey sanmadım. Madara gidiyor şu an. Hele. Ha. La köpek neyi kapıyor? Ne edeyim kafası? Ahmet sütlaştı Fenerbahçeli.
Nasıl iş bu ya? Hadi abi. Ha? Bak 2022'de Fenerbahçe aslında şampiyon oluyor. Ha vereyim lan Badiler'i. Yok dur Badiler vereceğim. Yok yok Badiler'den duramam ben yok. Ne? İstanbul'dan. Bu bir şey yemiyormuş. Ne? Pilav yemiyormuş. Kim şey yiyormuş, et pilavı, et yiyormuş. Bir de tekme kurbanda yağ çalıyormuş. Ne yağıydı la? Kurban yağı. Kurbanda şeydi, tekme sarıp yiyormuş. Ne başı... abi, İstanbul'dan oynadı, yine oynayacak, 3-3 beraber kaldıydık. Başın çoğuru la senin ya. Daha çabak... yaşın küçük senin. Spor için. Yo, ben yok. Oynar la, sen ne bileceksin? Yok canım, bileceksin. Bir şey demeyeyim. Oynar belki. Onu, onu. Bizim belki ne diye la, şu. Oynar tabii. Gel seveyim bir kere. Oh. Ne ettin, suladın mı? Suladık. Sen ne diyorsun maşallah? Sarımsak kuzulu olsun da yeter ki onu, satalım onu. Pazardan. Dur. Dur da hemen yeşil pırasa gibi la. Satılmıyor kırmızı şapka. Bizim pancar olmuş sırayı dizmiş şöyle. Onu. Hacemin evden cay cay ses geliyor ha. Hacemin şarabı gelecek. Onu sesleniyor. Hacemin şarabı çarşı çarşamba gelecek. İstanbul'dan almış şarabı. Çarşı çarşamba gelecekmiş Hacemin şarabı. Telefon etti bana. Anladım. De şey. Ramuş'a gideceğiz ben de. Hafta sonu düğüne gideceğiz bu. Hadi. Ben de gideceğim. Ramuş gibi tembomet alacağız, boy alacağız. Kız gibi yapacaksın onu sana dedi. Oğlum. Valla dedi. Süsle vereceğim bu yerden. Bak dedi. Senin Ramuş'a bak dedi. Bak benim Ramuş'u yaptım. Şimdi ne çek biliyor musun? Kapakları ne güzel kaynadı verecek. Orada. İyi bakalım. Yapacak. Ne diyorsunuz? Güneş mi diyorsunuz? Ya Allah ne güneşi. Düğüne gideceğimiş bu. Ya İyi gidersiniz şimdi, beraber. Namık Emre'nin düğüne gideceğiz değil mi lan? Sen de zarf elbilerim lan düğünü oynayacağım de. Karar alalım niye lan? Allah niye sus? Alalım paraları koyalım diyor bizi. Yok diye eyvah tamam. Ben yerim parayı aldım. Her yer yemyeşil. Bizim Salih böyle. Bir köy turu attır ondan sonra gelin yavrum. Ne bileyim ben kaç para koyuyorlar. Düğüne gitmeden zarf mı düşünüyorsunuz lan? Koyun bitti ya bizim koyun işi bitti. Sözün işi kapanıyor lan. Öyle. Sezen işi bitti galiba benim iş. Ne etsin? Konya yenemezsek öyle. Koy, ne Konya? Yeneriz ya. Duymaz bile. Öyle şeyler kafana takma. Şey ettin mi su var o çaydan mı? Çaya mı koydun? Susadım ben de hararet bastı. Su içmeyi unutmuşum ben de. Şekerli... Su içmeden ben de duramıyorum. Değil mi? Şekerli bir şey yemek, şekerli yemek yer verilir. Ne? Şekerli bir şey yemek yer verilir. En çok şekerli şey sen yiyorsun kırmızı şapka. Ben yerim. Bu? Küçük çocukla gibi hala. Sevmem ben. Niye? Şekerli şeyi o. Pilav. Gizlem şekerli şeyi şey yerim ben. Baklava yerim. Et yerim diye. Oğlum. Et yerim kurban dediği. Hem bir şey yemem. Lollipop yemem. Dişlerimi çürü diye. Kolay gelsin hacı anne. Hacı annenin işi çok. Sen sevdin mi? Başladılar mı? Epey oldu başladı. Kolay neyi değil. Kolay değil diye. Hangi odadasınız? Hangi odada? Nazlı odadayım. Alt katta mı? Yok yok. Yok yok. Hadi. Tamam geliyorsun şimdi. Öyle mi? Sadece üstünü yapalım diyor. Daha bir tek odada. Tamam. Daha bir tek odada. Zaten hemen kolay mı buradan? Tabii ya kolay değil. Şimdi geldik hacı anne. Hayvanlara ot göttük de. Onları atıverdik şimdi. Verme la hayvan işlemedi. İki dakika oluyor ha. Hadi abi. Mutlusun ya yaş verme. Hadi abi. Olsun ya. Şunu nasıl yapıyorsun Salih'in çiftliği? Nakış ya. Buyur hacı anne. Sonra gel de Bayram abine yardım. Tamam. Nakış ne? Tamam geliyorsun dur. Nakış ne? He? Nakış. Nakış makinesi var. Sen mi yaptın? Yok canım. Ya var ben. İstanbul'da bunun makineleri. Ver, 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 ver. Tamam bakayım hadi. Ha bak var. Evet. Hacı anne geldi. Parke yaptırıyor arkadaşlar. Bunu da göstereyim sizlere. Sonra videomuza veda edelim. Traktör sesi, yağmurlama sesi diye ki biraz da Bayram abiyle takılalım. Her şeyin bir hatırası var. Hasan'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne ettin iyi misin? İyi abi ismini sormalı. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Evet burada Mevlüt Acemi rahmet olduğunda yapmıştı arkadaşlar hatırlarsınız. Hasan ne ettiniz? Kolay gelsin abi. Sağ olun. Şöyle bakalım. Hadi bakalım. Yapıyoruz oo. Abi yavaş yavaş. Evet. Güzel güzel elinize sağlık. Hasan'ı biliyoruz ya. Lan parkeci. Sen ne ettin abi iyisin? İyi kardeşim ben de sarımsak suladım şimdi işte geliyorum tarladan. İyi, öyle yani iş güç. Devam.
Evet hacı amcanın torununa İstanbul'dan bakarlı. Buradan hacı amcayı da göstereyim sizlere. Hasan'ı biliyoruz canım. Hasan daha önce çalıştı bizlerle. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Evet burada da eski fotoğraflar var. Hacemi'nin tahsilcilik yılları işte. Burada da çocukların küçüklükleri var. Uğur Ufuk Muhammed Ahmet. Sizleri ben meşgul etmeyin abi. Tamam, ne ettiniz? Fark etmedi mi? Bitiremez mi? Çalışıyor. Ha, şey etmeyin ben işinizden alıkoymayın. Bayram abi hacemle yardım et de ona bakayım bir. Tamam. Sizi tamam. Meşgul etmeyin. Merhaba hacı anne. Ben geldim. Hoş geldin. Ne diyorsun Bayram abi? İyi daha. Taşınacak bir şey var mı? Sonra. Tamam. Şu sobalar var ya başka bir şey yok. Tamam Bayram abi.